diyoruz. Zaten bunu bu teklifte de erkeklere yaparlar, öyle bir rejim değişikliği olsa, öyle değil mi? Aynen, aynen. Kadınlar zaten yok, kadının kaldı. Adı yok. Onlar yani. Yok zaten. Aynen öyle hocam. Şimdi biz anayasa ihlalleri diyoruz ama hocam Can Atalay davasında bunu birkaç kez, bir kez değil birkaç kez gördük. Hem de yargının aslında kendi içindeki çatışması en büyük kanatıcı tarafı oldu. Doğru. Neden böyle oldu hocam? Ne oluyor? Şimdi bir kere çok güzel söylediniz. Artık bu Can Atalay davası değil. Yani şimdiye kadar biz bunu Berberoğlu'nda benzerini gördük, işte Gergerlioğlu'nda gördük, Demirtaş'ta gördük, Ergenekon'da gördük, Balyoz'da gördük, casusluk davasında gördük. İnsanlar 7 yıl yattılar. 7 yıl. AKP iktidarının adalet bakanları vardı hep. Sadullah Ergin, Bekir Bozdağ, bilmem ne filan. 7 yıl yattılar. 7 yıl sonra hiçbir şey olmamış gibi bir anda insanlar şöyle dedi. Aa, bunlar FETÖ'cüymüş meğer ya. Aa, bak hiç bilmiyorduk. Kime sorsan şöyle dedi. Ah, o sırada ben Sierra Leone'ye gitmiştim. Kusura bakmayın, gezi 7 yıl sürdü. Farkında değildim. Sayın Cumhurbaşkanımız bile böyle dedi. Aa, dedi. Aa, bu insanlar yatıyor muydu içeride? Allah'ın işine bak. Hemen çıkartın dedi. Şimdi bu Can Atalay artık ve o Solay artık bunun çok net olarak, hani görmek istemeyene de ya işte o kadar da demeyelim canım Süheyl Batum abartıyorsunuz diyene de bunun bir Can Atalay davası değil. Bir hukuk devletinin yok olduğu veya var olduğu olayı olarak ortaya çıktı. Neden mi? Şunu söyleyeyim. Bakın, şu anayasa, gerçi herkes bizle alay ediyor, şöyle alay ediyor derken, arkadaşlarımız bile, hocam sen ne hocasın diyor, anayasa hukuku diyorum, olmayan şeyin hukuku mu olur diyorlar, profesörü mü olur diyorlar filan. Hukuk dediğin zaman da ne hukuku ya, Türkiye'de hukuk mu var diyorlar ama şunu söyleyeyim bakın. Bu anayasanın istediğin maddesine bak. Hiçbir maddesinde şu yok. Yargıtay istediği zaman veya ilk derece mahkemesi, 13. Ağır Ceza Mahkemesi veya başka bir ceza mahkemesi kendine uygun gelmediğinde Anayasa Mahkemesi kararlarını görmezden gelebilme yetkisine sahiptir. Yazacaksın. Bak anayasada ne yazıyor? Hiç kimse kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamaz diyor. Çok söylüyor. Hiç kimse veya organ, bu organın içine hani anlamayanlar Allah Allah o mu diyenlere söyleyeyim. Yargıtay da giriyor. Yargının bütünü de giriyor. Hiç kimse organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Yani anayasada yazmayan bir yetki kullanamaz. Şimdi bana biri Yargıtay'ın veya Ağır Ceza Mahkemelerinin aynı kanaatte olmadığı zaman Anayasa Mahkemesi kararlarına uymama hakkı vardır dediğini göstersin. Biz demek ki 40 senedir yanlış şey anlatmışız derim. Şimdi o yüzden diyorum. Bir de çok üzüntü verici bir şey ama en azından ya ben anlamamıştım ya. Şimdi bizde Türkiye'de çok vardır öyle. Türkiye gibi ülkelerde şöyle bir şey vardır maalesef. Ha nüfusun %10'udur, 20'sidir, 25'idir onu bilmem ama şöyle yapar. Hiçbir şey görmemiştim ben der. Aa, saydam mı söylüyorsunuz der. Böylece bütün o şeylerden sıyrılır. Bana ne kardeşim der. Şimdi en azından bunu diyebilecek durumda değil artık. Neden mi? Bakın, şimdi bu anayasada çok açıkça yazıyor. Diyor ki, 153. maddede Anayasa Mahkemesi kararları şurada. Evet. Bakın. Paylaşalım biz de arkadaşlar. 153. madde hele çok son, önemli. Hele son fıkrası. Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır tamam ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, evet, idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar diyor. Yargı organlarını diyor bakın açık açık. Evet. Yani şurada şöyle demiyor. Yargı organlarını parantez içinde uygun görmediği takdirde Yargıtay hariç veya 13. Ağır Ceza Mahkemesi uygun görmediği takdirde hariç demiyor.
yargı organlarını bağlar diyor Anayasa Mahkemesi kararları. Eğer böyle bir şey söylemiyorsa bu demektir ki Anayasa Mahkemesi ne karar verirse uyar. Şimdi birinci boyutuyla bir kere hukuken en basit bir yolda baktığımızda bu tamamıyla hukuk dışı dememin bir nedeni var. Anayasa Mahkemesi kararları bağlar deyip eğer herhangi bir organ ihtilaf konusu varsa ve onda haklı bile olsa eğer beni bağları kabul etmezse bu şu demektir. Yarın yasama, yürütme ve yargı organlarının diyor. Varsa yasama korkunç bir kanun yaptı. Korkunç bir kanun yaptı. Daha ötesi yok. Yani dedi ki mesela Tele1'de çalışan herkes vatana ihanetten suçludur ve 30 yıl yargılanmadan 30 yıl mahkumiyet görecektir dedi. Yiyecektir, yemelidir dedi. Yapar mı? Yapar. Anayasa Mahkemesi ya böyle olur mu? Anayasaya aykırı dedi. Yasama organı gayet rahat, meclis başkanı. Sen kimsin ya? Ben sana uymuyorum kardeşim. Anayasa Mahkemesi üyelerinin hepsi hakkında soruşturma istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım bunlar hakkında gereğini yap. Ben de uymuyorum diyebilecek demektir. Veya yürütme diyor. Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarttı. Anayasa Mahkemesi de dedi ki buna uymuyorum. Ne diyor? Yürütme organlarını bağlar diyor. Anayasa Mahkemesi dedi ki bu kararname hukuka aykırıdır dedi. Cumhurbaşkanı çıkıp rahatlıkla sen kimsin ya? Sen benim gibi %50'nin oyuyla seçilmiş adamın kararını nasıl engellersin dedi. Bağlamayacak demektir. O zaman Anayasa Mahkemesi yok demektir. O zaman anayasallık denetimi yok demektir. O zaman anayasa yok demektir. O zaman hukuk yok demektir. E peki devlet nedir? Hukuksal bir örgüttür. Hukuksal bir örgüttür. Hukuka aykırı, mafya çetesi değil ki bu. Hukuksal bir örgüttür. O zaman devlet yok demektir. Yani kendi varlığını aldığı, meşru zeminini kazandığı yeri yok sayıyor. Yok sayıyor. Dayandığı temeli yok sayıyor. Tabii. O zaman bu hakikaten başka açımlara gider. Tabii. Hocam İsrail'de bu Gazze Savaşı başlamadan önce, 7 Ekim öncesinde hatırlayacaksınız. Anayasa Mahkemesi İsrail'de en üst kurum, onun hükümetin güdümüne girme ihtimaline karşı sokaklar dolup dolup taşmıştı. Tabii, tabii. Netanyahu'nun en büyük eleştirisi, yani Netanyahu'ya yöneltilen en büyük eleştiri buydu İsrail'de. Bu? Yani bizim uygar toplumlarda, yani İsrail özelinde de gördük bunu ama nihayetinde evrensel ilkeler diyoruz, ihtiyaçlar diyoruz, insana yakışan yaşam modeli diyoruz. Burada anayasayı yok saymak aslında en sonunda insanı yok saymak değil mi hocam? Kesinlikle böyle. Zaten ama şunu söyleyeyim, kör gözün parmağına demişler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaklaşık 2007'lerden beri şeyine bakarsanız zaten Türk milletinin kendisine oy vermeyen kısmını yok sayıyor. Yok sayıyor. Yani çürükler diyor, affedersiniz işte neler başka bir söyledim. Şey söylüyor. Evet hocam. Yani vatan hainleri diyor, şeyci diyor ama Cumhurbaşkanı bunu söyledi. Çok ayıp etti deriz, yapmaması lazım deriz, hukuka aykırı davranıyor deriz. Ama bir mahkeme, Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyorum deyip, ya yürütme de Adalet Bakanı ya, yapabilir yani şimdi sonuç itibarıyla şey derse, bu iş çok vahim demektir. Ve bir şey daha söyleyeyim size. Şimdi burada, gerçi seyredenler, kafası karıştırmak istemiyorum ama bir gerçek olmayan bir şey daha söylüyorlar. Bu savı yani Yargıtay tanımaz tabii ya diyenler. Mesela bunlardan bir tanesi hukukçu olarak söylemiyorum ama siyasal bir kişiliği var. Cumhurbaşkanının işte hukuk işlerinden sorumlu bir adamı. Uçum. Evet. Mehmet Uçum mesela. Diyor ki efendim diyor. Bakın burada diyor dokunulmazlığın kaldırılması için diyor zaten olay oradan çıkıyor ya. Bakın diyor ki şurada. Şimdi bu tabii doğru değil hukuken. Doğru olmayan bir sav. Sav bile değil yani. Hani en fazla söyleyeceğimiz varsa hani savsata diyebiliriz. Savsata diyebiliriz. Şöyle diyor. Bakın şurada diyor ki
İşte bir suç işlediği önce veya sonra ileri sürülen milletvekili meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, yargılanamaz, sorguya çekilemez işte Can Atalay için. Ama diyor ki seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla anayasanın 14. maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır diyor. 14. maddesindeki. Bunlar da diyorlar ki şimdi bunu savunanlar. Ama diyorlar Can Atalay'ın suçu 14. maddenin içine giriyor diyorlar. Onu da okuyayım size. 14. madde diyor ki, anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, yani milletvekilliği de, işte dokunulmazlık hakkı da hiçbiri de, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedefleyen faaliyetler şeklinde kullanılamaz. Bir de demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde. Şimdi ne demek bu? Şu olabilir mi hocam? Can Atalay'ın yaptıklarını sıralayacak olursak mesela. Ne güzel. Soma'daki pozisyonu, konumu. Aladağ'daki kız yurdunda diri diri yanan çocukların çok daha güzel cenazesi kaldırılmadan, buraya dikkat, yurdun dolabında kalan 35 kilo eti isteyenlere ben o eti sizin burnunuzdan getireceğim demesi olabilir mi hocam? Aynen. Sonra Soma faciasından bahsettik ama